Koza Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklarla birlikteyiz. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Hugo Chavez hayatını kaybetti. Bir süredir hatırlıyorsunuz, siz de biliyorsunuz, kanser tedavisi görüyordu. Ameliyatlar oldu ama en son artık ülkesine dönmüştü. Bir anlamda ölümü bekliyordu. Kendi topraklarında ölmeyi bekliyordu. Venezuela devlet başkanı hayatını kaybetti. 7 günde yas ilan edildi şimdi Venezuela'da. Dünya bu kaybı konuşuyor. Tabii bir taraftan diktatör diyenler var. Bir taraftan fakirlere olan ilgisi, işte efsane oluşu, önemli bir devlet adamı oluşu ve pek çok insana da bir anlamda aslında umut vermesi, dünyanın devlerine kafa tutmasıyla da farklı bir şekilde de algılanıyor ve anılıyor bugün. Evet. Şimdi tabii konuşulacak Hugo Chavez, Castro'dan önce gitti aslında. Yani hani Castro ölür mü ölecek mi derken kanserden o ekolün bir iki temsilcisinden bir tanesi. Ama Hugo Chavez daha önce hayatını kaybetti. Şimdi tabii ekonomi bağlamında da piyasalara bir etkisi olacak mı? Bunu konuşalım biraz. Çünkü Venezuela tabii dünyanın 4. büyük petrol üreticisi. Petrolü çok değerli bir hale getirdi. Yani Chavez'in aslında çabalarıyla oldu biraz da. Biliyorsunuz işte ambargolar vesaire. Bir de hani bu uluslararası toplantılara katılıp oralarda yaptığı konuşmalar, o duruşu, oradaki tavrıyla Venezuela'yı hakikaten bir noktaya bir şekilde getirdi. Ha içeride muhalifleri sindirmesi vesaire vesaire, o işin siyasi boyutları, ama ekonomik anlamda baktığımızda Venezuela'da bir devrim yaptı diyebiliriz. Kesinlikle. Şimdi petrol fiyatları açısından baktığımızda siz bir kere Chavez'in ölümüyle ilgili ne dersiniz? Ve tabii hani petrol üreticisi olduğu için Venezuela, acaba bundan sonrası ne olacak? Şimdi bir belirsizlik olur mu orada? Bir 7 günlük yas var, sonrasında ne olacak tabii merak ediliyor. Nicolas Maduro. Geçici devlet başkanı oldu. Devlet başkan yardımcısıydı zaten. Ama bu devrim orada devam eder mi? Bundan sonra petrol fiyatları nasıl etkiler? Chavez'in ölümü bugün bir etkisi olur mu? Ne dersiniz? Evet. Dün bu haber geldi. Senin de dediğin gibi inanılmaz, bir de renkli bir insandı. Renkli bir devlet başkanıydı. Katıldığı uluslararası toplantılarda da çok, özellikle Amerika'ya sert çıkışlarıyla öne çıkıyordu. Evet. Hatta yani petrol gelirlerini direkt olarak halka neredeyse dağıtıyordu. Şimdi tabii halkı onu çok seviyor. Ben de işte okuyabildiğim kadarıyla, bakabildiğim kadarıyla hakikaten halkı yasta, 7 gün yas ilan edildi. Petrol fiyatlarında ise Barış, bir miktar hafif yükseliş oldu şeyden sonra, ölüm haberinden sonra, ama çok da ciddi bir artış olmadı. Yani dediğin gibi bu bir miktar dibe kadar da gelmişti petrol. Hı hı. Ve onun arkasından Chavez'in ölümü bugün biraz hafif arttırmış gözüküyor. Fakat kalıcı bir etki yaratması ve kalıcı bir şekilde hani petrol fiyatları bundan sonra çok büyük bir belirsizlik yaratması beklenmiyor. Çünkü yerine gelecek kişi belli değil. Sadece geçici olarak Maduro devlet başkanı oldu. Ve bu konuda devlet başkanlığı seçimleri yapılacak, ama herhalde görünen o ki en çok güvendiği sağ kolu Maduro yine o herhalde devlet başkanı olacak. Şu an öyle gözüküyor. Onun tabii asıl şeyden sonra biz etkiyi görürüz. Yani yeni bir Chavez mi acaba? Yani yeni bir Chavez mi göreceğiz? Yoksa daha ılımlı mı birini göreceğiz? Yoksa daha sert söylemli birini mi göreceğiz? O neler yapacak? Onu açıkladıktan sonra, yani yeni devlet başkanı kendi izleyeceği politikaları açıkladıktan sonra daha net olur, ama şu aşamada petrol fiyatlarını asıl yönlendiren şey, biliyorsun, arz ve talep. Özellikle Çin'deki büyümenin yavaşlaması petrol fiyatlarının da geri çekilmesine sebep oldu. Şimdi grafiği eğer arkadaşlar verebilirse, New York Amerikan petrolü 98 dolara kadar gelmişti. En son 89 dolara kadar düştü.
98 dolardan neredeyse 100 dolardan 89 dolara kadar düştü. Bu da %10'luk bir gerileme petrolde. Dün ve önceki gün hafif bir yükseliş var. Şu an 91 dolarlardan işlem görüyor. Aynı şekilde Brent petrole baktığımızda Brent petrolde de sert bir düşüş oldu. Brent petrol biraz daha kaliteli, rafine edilmiş petrol 120-119 dolar seviyelerinden. Orada da yaklaşık 109 dolar seviyesine, yani 10 dolarlık bir geri çekilme vardı. Chavez'in ölümü sonrasında bir miktar yukarı hareket oldu. Fakat petrolde arz fazlalığı var şu an dünyada. Dolayısıyla bu arz fazlalığı petrol fiyatlarının bir süre daha, tahmin ediyorum bu 105 dolar, yani Brent petrol 105 dolarla 120 dolar arasında dalgalanacak. Bizim ekonomik büyüme tahmini yapılırken de bu yıl içerisinde petrol fiyatlarının ortalama 108 dolar olması bekleniyordu. Bu anlamda hani bizi de sarsabilecek, çünkü dünya bir defa petrol krizinden çok büyük bir darbe yedi. Yani 74 petrol krizi, 78 ve arkasından dünyaya gelen büyük bir enflasyon var. Şu an öyle bir tehlike görünmüyor. Ama asıl ölümü değil, ölümünden sonra yerine geçecek kişinin bu konudaki politika söylemleri daha etkili olabilir fiyatlar üzerinde. Onu da daha sonra göreceğiz. Evet, peki hocam, şimdi dün yine reel efektif kur endeksi ve kredi büyüme hızları açıklandı. Şimdi bu cephelerde veriler nasıl ve Merkez Bankası'ndan yeni adımlar, yeni politik adımları beklenir mi? Ne diyorsunuz? Şimdi gerçekten bu veriler çok önemli Türkiye için. Yani adeta neredeyse hani büyüme verisi kadar önemli. Çünkü bu veriler sonrasında Merkez Bankası'nın ne yapabileceği konusunda tahminde bulunabiliyorsun. Hı hı. Özellikle Merkez Bankası kısa vadede bu para politikalarının yönünü tahmin edebilmek için iki tane araç gösterdi. Bir tanesi reel efektif kur endeksi, ki bu endeks yukarı gittikçe, yani 120 seviyesindeydi geçen ay, yukarı gittikçe bu Türk lirasının aşırı değerlendiğini, yani Türk mallarının dünya piyasalarında pahalandığını gösteriyor. Diğer taraftan aşağı giderse eğer o da ucuzladığını gösteriyor. Şimdi rekabet konusunda hakikaten oldukça sıkıntılıyız. Yani Türkiye olarak, yani sanayici, üretici dışarıyla rekabet etmek konusunda sıkıntılı. Bu anlamda reel efektif kur endeksinin %120'yi aşmamasını istiyor Merkez Bankası. Geri çekilmesini istiyor. Bu yüzden de döviz deki muzam karşılıkları ve reel rezerv opsiyon mekanizmasını devreye sokup oradan hiç olmazsa piyasadaki fazla dövizi çekmeyi amaçlıyordu. Dün açıklanan rakamlara göre reel efektif kur endeksi daha önceki ay dediğim gibi 120 seviyesindeydi. Fakat hafif bir gerileme var ve bu kur 119.69'a gerilemiş 120.16'dan. Bu olumlu. Dolayısıyla Merkez Bankası'ndan bir aksiyon beklenmez şey anlamında. Reel efektif kur endeksi anlamında. Ama o kredilerdeki büyümeyi de %15 ile sınırladı Merkez Bankası. Yani 2013'te krediler %15 büyüyecek diyor veya onu sağlayacak tüm politikaları uygulayacağız diyor. Kredi büyümesine baktığımızda %19.1'den yıllık büyüme %19.3'e yükseldi. Evet. Ayrıca kredi talebi oldukça artmaya başladı şu son zamanlarda. Ben şöyle bir şey görüyorum Barış. Eylül ayında elektriğe ve doğalgaza ciddi zamlar geldiğinde çevremde esnaf, biraz KOBİ, orta ölçekli işletmelerle de konuştuğumda ben hep onlara sorarım. Piyasa nasıl, geçen yıla göre harcamalar nasıl gidiyor, bu Ekim'i Kasım'ı nasıl geçirdin şeklinde. Onu sorduğum zaman ciddi bir kimse para harcamıyor şeyi vardı. Bunun en temel sebebi de özellikle kışa girerken bu doğalgaz ve elektriğe gelen zam bence reel gelirleri de aşağı çekti. Tabii. Çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Ve bu faturalar nedeniyle de bir miktar insanlar frene bastı. Şimdi Şubat ayıyla birlikte Merkez Bankası şey söyledi. Kredilerde büyüme var. İç talep yeniden ciddi biçimde canlanıyor ki bunu destekleyen iki tane veri geldi. Tüketici güven endeksleri, hem CNBC tüketici güven endeksi hem de Devlet İstatistik Enstitüsü'nün, TÜİK'in Merkez Bankası ile ortaklaşa yaptığı bu tüketici güven endeksinde ciddi bir artış var.
Millet yeniden para harcamaya başlamış durumda. Özellikle araba kredilerinde artış var. Konut kredilerinde yavaş yavaş yeniden bir ivmelenme başlamış durumda. Ve bankalarda küçük ve orta ölçekli işletmeler yerine bireylere, dün bunu konuşmuştuk, kredi vermeyi tercih ediyorlar. Bir de az önce yayına girmeden önce seninle konuştuk. Bu dediğin gibi arabaların üzerine şey yapıştırıp paraya mı ihtiyacınız var hemen nakit verelim şeklinde. Aynen. Böyle kişiler, bireyler kredi vermeye başlamış. Şimdi hadi Merkez Bankası bankalardaki kredi büyümesini önleyecek de yalnız bu bunları nasıl önleyecek? Tabii ekonomi içerisinde büyüklüğünün ne olduğunu vesaire bilmiyoruz ama denize düşen yılana sarılır sonuçta. Paraya ihtiyacı olan biri gidip tefecilere kendini kaptırabilir. O anlamda buradan izleyicileri de uyaralım. Aman ha bunlara tenezzül etmesinler. Hocam büyük ekonomideki payı ne kadar diyorsunuz ama mesela ben dün gördüm onu size anlattığım şeyi, bu arabaların camlarına yapıştırılmış. Bir de internette var biliyorsun yani kredi kartınızı kapatın. O mesele daha da önemli. O kredi kartınızı gelin kapatalım işte vesaire şeklindeki bir takım çok kolay kapatırız, hiç sorun değil, hallederiz diyen bir sürü şirket var. İnternet reklamları var dediğiniz gibi. Ben çevremde de görüyorum. Pek çok insan da başvuruyor onlara. Esas onlara dikkat etmek lazım. O konuda uyarmak lazım izleyenleri. Şimdi orada maliyeti iyi hesaplamak lazım. Yani şimdi bir de hangi anlaşmanın altına imza atıyorsun ona da bakmak lazım. Çünkü orada kredi verdiği kişi, yani daha doğrusu onlardan kredi almak zorunda olan kişi zaten zor durumdadır. Tabii tabii. Riski çok yüksektir. Riski yüksek olan insana da çok yüksek faiz işletilir. Yani onun fiyatı da yüksektir. Paranın fiyatı da yükselir. Dolayısıyla darda kalmışsan alacağın paranın maliyeti yükselir. Bence asla izleyicilerimiz onlara tenezzül etmemeli. Yani kredini kapat, işte gel taksit taksit şuradan öde. Evet. Hadi bir de ödemeyince ne oluyor peki? Bir ay ödeme bakalım. Normal kredi kartına ödeyeceğim faizin belki neredeyse 2,5-3 mislini ödüyorsun onlara. Ve izleyicilerimiz hakikaten bunun farkında olmalılar. Orada biliyorsun kurumsal birisi olmadığı için o veya internetteki o ilanları veriyorlar. Bir nevi adam bankacılık yapıyor. Yani BDDK'nın da buna şey yapması lazım. Ya bir de öyle bir şey yapmışlar ki hocam, öyle bir rahatlar ki sadece internet ilanları değil. Benim mesela iki tane telefon numaram var kullandığım. Bir tanesini pek kullanmıyorum. Onu bulmuşlar birden nereden buldularsa ve o telefona durmadan mesaj atıyorlar. Gel senin kredi kartlarını temizleyelim, kapatalım. Bir de numara var. En son aradım. Bir call center çıkıyor ama bir de ulaşamadım ben. Neyse, fakat işte hani böyle insanların cep telefonlarını bulmuşlar, ulaşıyorlar. Ya pek çok hani böyle şirketler var hani cep telefonlarından sizi rahatsız eden ulaşan. Bu da onlardan bir tanesi. Aslında ona da bir müdahale edilmesi lazım. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim dedim. Arzu etmiyorsunuz, böyle bir talebiniz yok ama bir yerlerden birileri sizin cep telefon numaranızı satıyor mu? Hani e-posta adresleri falan satılıyor ya, öyle bir şey mi var bilmiyorum. Böyle de ulaşıyorlar size. Hani aslında bir anlamda hiç aklınızda yokken, olabilir benim başıma gelmedi ama izleyenlerimiz arasında olabilir. Siz oturuyorken abi kredi kartlarımı ne yapacağım, bir bakıyorsunuz çat diye bir mesaj geliyor. İşte denize düşmüşsünüz, yılana sarılıyorsunuz, ondan sonra uğraşıyorsunuz. Ve o gerçekten de çok şöyle tehlikeli. Yani hakikaten oradan kurtarayım derken mesela ben izleyicilerin şunu yapmasını öneririm. Eğer bu kredi ödeme zorluğu içerisine girmişlerse de mutlaka bankasına gitmesi lazım. Ve bankadaki müdürle bir konuşması lazım. Orada çözüm aramak lazım. Evet. Orada çözüm aramak lazım. Onun maliyeti çok daha düşük. Hı hı. Yani orada insanları hani buz gibi karşılamıyorlar. Bilmiyorum. Yani ben bankaya giderim, kimse aslında orada tanımaz beni. Müdür yani bildiği için değildir. Ama böyle bir oturup sohbet ettiğinde onların da çok fazla sıkıntısı var. Gerçekten o çalışan insanları bir görsen hakikaten çok ağır koşullarda çalışıyorlar. Yok yok, çoğunlukla yardımcı oluyorlar. Yardımcı yani oluyorlar, evet. Diyorlar ki o zaman size şöyle yapalım, böyle yapalım diyorlar ama öbür taraftan hesabı bilmeyen insanların o dediğin gibi onlara gitmesi, diğer internet üzerinden böyle hesabınızı kapatalım çok tehlikeli. Biliyorsun bu kurumsal olmadığı için yarın ondan sonra başka olaylar duymaya başlarız. İşte gitti hesabını kapattı, ondan sonra da ödeyemeyince evinin tümüne haciz geldi ya da silahla tehdit edildi vesaire gibi haberler alabiliriz. Hı hı. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ama sorduğun soruya gelecek olursak, kredilerde bir büyüme var. Ve bence bu büyümeyi %15'e çekmek üzere Merkez Bankası bu toplantıda belki de tekrar munzam karşılıkları arttıracak. Yalnız
özellikle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Ne kadar Merkez Bankası %15'ten fazla büyütmeyeceğim dese de bireysel kredilerdeki artış direkt olarak harcamaya gidiyor. Yani kredi alan kişi zaten harcamak için alıyor. Onu ya gidiyor ev alıyor, ya araba alıyor, ya evine mobilya eşya alıyor veya giysi alıyor. Neyse artık bunu alıyor. Şimdi üretici uyarıldığı an Barış, yani uyarıldı dediğim talep gelmeye başladığı an o da üretmeye başlar. O bankaya gidiyor çok yüksek faizle kredi almak zorunda. Evet. Böyle bir durumda çoğu yurt dışından çok daha ucuza kredi alabiliyor. Yani yurt dışından gelen krediyi durduramazsın. Yani Merkez Bankası'nın onu durdurması çok zor. Hı-hı. İç talep patlarsa dışarıdan gelen borçta da biz artış görürüz. Dolayısıyla bu sene ekonomi 2012'de olduğu gibi %2,5 civarında bekliyorum ben. Ama 2013'te biraz daha hızlı büyüyecek. Yani %3,5-4 büyüyebilir. Özellikle de yılın ikinci yarısından sonra bu büyüme hızlanabilir. Çünkü Amerika'dan gelen verilerde bayağı bir düzelme var. Onu da belirtmemiz lazım. Peki hocam, şimdi Amerikan borsalarına bakacağız. Rekorlar kırıyor. Dow Jones rekor kırdı. Zaten genel itibariyle hani orada bir yükseliş vardı. Dün de devam etti. Bu yükseliş sürer mi sizce? Ne diyorsunuz? Bu Amerikan borsasındaki olumlu hava devam eder mi? Bahar havası. Bir de bu tabii Obama harcama kesintilerine ve bütçede anlaşma konusuna bir çare bulabilecek mi? Evet, şimdi Amerika daha önce hani hatırlarsan geçen haftaki yayınlarda da borsanın daha önceki zirveye ulaşabileceğini, oraya zaten çok yaklaştığını, hı hı, ve genellikle şöyle bir görüş var. Oraya ulaştıktan sonra borsa, ya 14.279 Amerika'nın görmüş olduğu en yüksek seviye. Dow Endeksinin görmüş, evet, olduğu en yüksek seviye. Dün bu seviye yenilendi, görüldü. Ve kapanış şeyden oldu. 14.259'dan oldu. Dolayısıyla 14.279'un üzerine de çıktı. Hatta bir ara rekorun üzerini de zorladı Dow Endeksi. Amerika'da şirket karlarında da çok artış var. Hı hı. Ben tahmin ediyorum daha önceki rekoru kıracak ve kırdıktan sonra da yukarı çıkmaya devam edecek. Yani orada bir düzeltme bekliyor çoğu kimse. Fakat şu an verilere bakıyorum. Vurdum duymazlığa bakıyorum. Yani bu Amerika'nın işte bütçesi var, artı Obama bu harcama kesintileriyle ilgili olarak meğer şeyle konuşuyormuş. Yani cumhuriyetçileri tek tek telefonla arıyormuş. İşte onlar da tabii başkan arıyor deyince önemli hale geliyorsun. Cumhuriyetçi senatörleri. Ve onlarla tek tek konuşuyor. İşte bu konuda ikna etmeye çalışıyor. Onlardan da sıcak mesajlar geldiği söyleniyor. Dolayısıyla belki bir miktar çözüm bulabilir ama piyasa çözümü olacak, o konuda bir çözüm olacak varsayımıyla yükselmiyor. Hı hı. Daha çok reel ekonomideki verilere bakarak yükseliyor ve firmalar gitgide daha iyi duruma geldiler. Bu yüzden ben Amerikan borsalarında yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Bir grafiği verelim isterseniz, evet, Dow grafiğini. Ve burada daha önceki zirve seviyesi şu seviyeydi. 14.279. Bu aylık grafik 2008 krizinde 14.279'dan 6.371'e kadar gerilemişti. Hı hı. Ve 6.000'den normalde alan birisi 14.000'e geldi. Nereden baksan 2,5 katı bir artış dolar bazında. Yani son 4 yılda %250 dolar bazında bir getiriden bahsediyoruz. Ben tahmin ediyorum 14.000'i de yukarı geçecek. Hı. Belki 15.000'e doğru bir hareket olacak. Bu da dış piyasalarda coşkuyu arttıracak. Yani dış piyasalarda bir, Reuters'te de bu konuda haberler vardı, bir rally bekleniyor. Ve bu yavaş yavaş diğer gelişmekte olan ülkelere de sıçrayabilir. Bu arada gelişmekte olan ülkeler biraz zayıf kaldı. Yani gelişmekte olan, evet, ülkeler endeksinde biraz zayıf kaldı. Türkiye bir ara negatif ayrıştık ama şu an tekrar biz de aynı kanala girdik. Bize geleceğiz hocam. Bizde de bir, dediğiniz gibi, yükseliş var. Olumlu bir hava var. Devam eder mi? Nasıl olur? Ona bakacağız ama bir reklam aramız var. Kısa bir aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz. Dünyada moda yaratan bir defile caddesi var mı? Dünyada
Yeditepe'ye tepeden bakan bir kule var mı? Dünyada rezidansları, ofisleri, sokakları, meydanları bile size özel tasarlanan bir yer var mı? Şimdi var. Olmaz denilen her şey şimdi Metropol İstanbul Ataşehir'de var. Metropol İstanbul projesi emlak konut güvencesiyle Varyap Kapı İnşaat tarafından yapılmaktadır. 60 yıldır nitelikli bilgiye nasıl ulaşılıyor? Yüzlerce sektör için ulusal, bölgesel, yerel ve uluslararası medyada reklam ve haber takibi yaparak. Yüzlerce televizyon ve radyo kanalını 7/24 kayıt altına alarak. On binlerce blog, haber siteleri ve sosyal ağları takip ederek. Sektörel gündemler ve medya analizleri hazırlayarak. 60 yıldır nitelikli bilgi elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz. En özel haberler, hiçbir yerde bulamayacağınız foto galeriler, en eğlenceli videolar, Türkiye'nin en çok okunan, gündemi belirleyen köşe yazarları, Türkiye'nin en güvenilen, en hızlı güncellenen haber sitesi bugün .com.tr'de. Anneler müjde, sizi yepyeni bir ürünle tanıştırıyoruz. BabyWalk burun aspiratörü. BabyWalk burun aspiratörü özellikle nefes almakta zorlanan, sümkürerek burnundaki akıntıları temizleyemeyen çocuklar için geliştirilmiş, kullanımı kolay ve pratik bir üründür. Bir ucu elektrik süpürgesine takılan BabyWalk burun aspiratörünün diğer ucu çocuğunuzun burun deliğine yaklaştırılır. BabyWalk özel bağlantı noktasıyla elektrikli süpürgenin gücünü filtreler ve burun içindeki akıntıları çekebilecek düzeye düşürür. Çocuğunuza hiçbir şekilde zarar vermez. 0 ila 6 yaş arası çocuklar için oldukça ideal olan bu ürüne sahip olmak şimdi çok kolay. BabyWalk kargo ve KDV dahil 69 liradır. bebewalk.com.tr adresinden ya da 0216 330 0086 nolu telefonumuzu arayarak siparişinizi verebilirsiniz. Paranın rotası devam ediyor. Hocam, Amerika'daki olumlu havadan bize gelmiştik. Bize de hakikaten bir yükseliş var yine borsalarda, borsada. Şimdi bu borsaya bakacağız ama bir mesaj da var aynı zamanda. Onu okuyayım yine. Olumlu hava iyice piyasaları sardı. Piyasaları korkutacak sorun olarak neleri görüyorsunuz demiş Aydın Yağcı. Hem borsayı değerlendirelim hem de bu sorunun yanıtıyla da devam edelim. Evet. Şöyle, olumlu hava... Evet. Sarınca tabii arkasından insanlar, daha önce de bir olumlu hava vardı, ralliler vardı. Acaba bir şey olur mu korkusu? Çöktü, çok o korku var. Özellikle de alım yapanlarda bu korku vardır. Yani bence bu soruyu soran izleyicimiz büyük bir ihtimalle o geçen haftalarda hani 76 binin altına gelirse alım yapmak lazım dediğimiz yerde dönüşte almıştır ki o yüzden korkuyordur. Yani elinde hisse olmasa korkmaz zaten. Her an geri çekilme olabilir mi diye. Bir tek rekabet kurulu var. Fakat rekabet kurulunun bankalara vereceği ceza konusu var. Hı hı. Bu fiyatların içine daha önce girmişti. Dünkü yayında da özellikle söylediğim gibi rekabet kurulunun sanki bankalara hiç ceza vermeyecekmiş haberi alınmış da o yüzden borsa pazartesi günü bütün dış piyasalar tepe taklak aşağı giderken bizim borsa hızla yükselmişti. Sanki öyle bir izlenim edinmiştim ben. Evet. Ve onun için 12 Mart öncesi piyasalar o güne yaklaşınca biraz realizasyon yapabilir. Fakat dün webinarda da söylediğim gibi 79 binin altına bir geri çekilmeyi beklemiyorum. Çünkü o zaman hikaye yeniden değişir. Normalde benim kafamdaki senaryoda şu vardı. 86.700'den geri çekilme yaklaşık 77 bine kadar olacak diye bekliyordum. O 75.500'e kadar oldu. Ve onda orada dip yaptıktan sonra 82.500 ve sonra da 86.500. Evet. Yani daha önceki zirve seviyeye gideceğini düşünüyordum. Şu an ilk senaryo gerçekleşiyor. Dün 81.600'e kadar geldi. Seans sonuna doğru bir miktar satış yedik. Ve arkasından da bugün tahmin ediyorum Amerika'daki bu ciddi yüksek açılış, daha doğrusu Amerika'daki ciddi yükseliş ve rekorları zorlaması bizim piyasalarda da olumlu etki yapacaktır. Türkiye'yi yukarı taşıyan ana faktörlerden bir tanesi düşük faiz ortamında enflasyonun da düşük gelmesiyle birlikte borsaya destek çıkması bunun. Şu aşamada Dow
ve S&P'nin vadeli endeksleri yüksek dünkü kapanışa rağmen bugün de yükselerek açılmış durumda. Aynı zamanda Avrupa'ya baktığımızda Avrupa dünkü kapanış seviyelerinde bulunuyor vadeliler. Benim senaryomda şu an borsaya ciddi bir satış getirecek bir tek bankacılık sistemini görüyorum. Bir de Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıkları arttırması söz konusu olabilir. O da olumsuz etkileyebilir. Şimdi biraz böyle 82 bine kadar gelip oralarda bir durmamız lazım. Yani rahat güçlü çıkışın ve yükselişin süreklilik arz etmesi için sürekli çıkış olmaması lazım. Yani 6 gündür yükseliyoruz. Yani burada bugün bir gerileme olursa güç kazanacaktır. Bu olumlu olarak algılaması lazım bunu izleyicilerin. Yani 80 bini pek aşağı geçmeyecek bence. Ama 81 bin kapattı zaten. 81 bin 51 kapattı. 81 bin bir biraz belki 300-500 puan bugün yüksek açılır. Ama geri çekilme yaptığında çok da fazla geri çekilmez diye düşünüyorum. Yani 81 bini destek yapıp bugün 81.600'ü dün denemişti. Orayı bir miktar yukarı kırmaya çalışacaktır. 81.600 seviyesini. Ve bunun içinde bugün açılışta yüksek açılacaktır. Şu anki görebildiğimiz verilerde strese sokacak bir şey yok ama 1 Nisan'da yani ekonomi çok büyük bir şaka yapabilir. Bu büyüme verisi açıklanacak 1 Nisan'da. Dolayısıyla bütçe verileri de çok iyi geldi. Yani bütçe Ocak ayı bütçe verileri de çok iyi geldi. Şu an için ekonomik dinamiklerden kaynaklanan bir sıkıntı yok. Bunu söyleyebilirim. Peki hocam, Başar Alimoğlu diyor ki hocam, A tipi İMKB 30 hisse fonu almak için uygun zaman geldi mi? Hangi fiyat aralığını beklemek gerekir? Ben aslında bunu şöyle söyleyeyim. Hani Başar Bey sağ olsun bir izleyicimiz YouTube'a koyuyor şeyleri. Özellikle 76 bin aşağı geçilirken artık A tipi fonlara geçme zamanı geldi dediğim zamanda aslında A tipi fonlara geçme zamanı. Şu an A tipi 30 hisse fonuna giriş yapabilir ama zaten önemli bir prim yaptı borsa. Yani 75 binden 81 bine geldi. 75 bin 500'den 81 bin 600'e geldi ve 6 bin puan yükseldi. Nereden baksan %8, %9 bir yükseliş oldu ve onu kaçırdı en azından. Orada girseydi keşke. Eğer vadesi minimum 3 aysa hala girilebilir. Özellikle geri çekilmelerde girilebilir. Sadece bunu söyleyebilirim. Ama tabii her zaman borsada çok ters bir haber, çok ters bir gelişmeyle her şey olabiliyor. Hocam, dolar altına da bakalım. Şimdi dolarla ilgili soru var Umut Kaya'dan. Diyor ki, kısa sürede dolar Türk lirasında yön nasıl oluşur? Nereye kadar düşer, nereye kadar yükselir? Ve yine altınla ilgili sorular var. Altın, ons. Önce istersen fiyatı, bir dolara bakalım. Evet, dolar, önce dolarla başlayalım. Dolarda biliyorsun özellikle 1.80'in üzerine çıktığında bunun üzerinde artık alım önermiyoruz dedik. 1.76-1.75 civarında da buralar kısa vadeli alım için uygun olduğunu söylemiştik. Şu an dolar 1.75'ten başladığı yükselişini 1.81-1.50'ye kadar devam ettirdi ve arkasından da düşmeye devam ediyor. Benim tahminim dolar büyük bir olasılıkla 1.77'ye kadar gerileyecek. Yani önümüzdeki birkaç hafta içerisinde 1.79'dan 1.80'e doğru. Ya ama bunlar Barış, bu yorumların hepsi şöyledir. Normal şartlar altında. Yani normal koşullar altında. Yani yarın Bernanke'nin de kalkıp evet ben öyle demiştim ama parasal genişlemeyi belki yılın ilk yarısında da sonlandırabiliriz dediği anda dolar 1.82'dir. Tabii, o zaman yani, her şey değişir. Tabii. O zaman her şey değişir. Dolayısıyla bunu böyle okuması lazım izleyicinin. Biz burada geleceği bilmemize imkan yok. Yani yarın ne olacağını bilmemize imkan yok. Ama normal şartlar, şu anki şartlar devam ediyorsa eğer normalde 1.77'ye kadar gerileme beklerim. 1.77'nin altındaki her yerde de alım öneririm. Yani o seviyelerin altında en azından 1.79-1.80'de tekrar satabilirler. Çünkü buradaki kanal önemli bir kanal ve bu kanal yaklaşık olarak nereden baksam bir yıldır devam ediyor bu kanal. Yani bu kanal bu kanalın bu kadar güçlü olmasının ve bu kanal içerisinde bu hareketlerin bu kadar güçlü olmasının sebebi Merkez Bankası'nın direkt olarak kurları etkilemesi. Yani Merkez Bankası şu an en büyük oyuncu ve istediği şekilde kurları ayarlayabiliyor ve bu kanalın dışına çıkartmıyor. Çünkü bu kanalın dışına çıkarttığı anda sanayicinin, üreticinin hesapları şaşıyor. Ve o zaman hesap yapamaz hale gelince frene basıyor insanlar. Ne oluyor falan diyor.
Bu anlamda Merkez Bankası'nın tabii son yükselişte herhangi bir müdahalesi olmadı ama dolarda bir miktar geri çekilme bekliyorum. Şurada da şeye dikkat çekeceğim. Bu çok ilginç bir görüntü oluşmuş. Daha önce pek dikkatimi çekmemişti. Tam şurada bizim ters omuz, baş omuz dediğimiz tam şu seviyede bir şey var. Görüntü var ve şu görüntüye göre yani şu seviyeler şu seviyenin altındaki seviyeler yani şunu şurada çizginin altındaki seviye ilk omuz sonra baş sonra ikinci omuzdan sonra yükseliş olduğunda ne kadar yükselir deseydin 1.74 ile buranın arası 1.77 idi. Dolayısıyla 3 kuruş yükselir diyebilirdik. Buradası da 1.78'den 1.81'e geldi. Tam bu ters omuz baş omuz formasyonun hedefi kadar gitti zaten. O hedefe ulaştıktan sonra artık yeni çok anormal bir şey yoksa düşmesi beklenirdi. Nitekim biz de zaten 1.80'in üzerinde daha yeni alım yapmayın. Hatta orası bir miktar artık satış yapılıp tekrar alım için beklenecek yerdir demiştik. Bir izleyicimiz de şeyi sormuştu. Euro dolar paritesini sormuştu. Ona da bakacağım. Sonra da altına bakacağım. Euro dolar paritesi daha düşer mi sorusu vardı. Euro dolar paritesinin düşmesinin en önemli iki tane sebebi var. Bir tanesi şu düşüşün başladığı yer yani şurada 1.37'lerden başlayan düşüşün en önemli sebebi Amerika'da parasal genişleme son bulacak korkusuydu. Hı hı. Arkasından Avrupa verileri kötü gelmeye başladı. Yani bu büyüme verisi beklenenden kötü geldi. Sanayi üretimi, işsizlik artmaya devam etti vesaire. Ondan sonraki düşüş genel olarak ekonomik faktörlerden kaynaklanırken bu son geri çekilme tamamıyla İtalya'daki seçimlerden ve İtalya'daki belirsizlikten kaynaklanıyor. Fakat şu son 1.32'nin altına gerilemesi tam şeyin konuşulmaya başlandığı yer. Hem İtalya seçimleri hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi var şu an. Avrupa Merkez Bankası faiz indirene kadar yani toplantı bitip faiz kararını açıklayana kadar euro dolar paritesinde çok fazla bir hareket olmasını beklemiyorum. Yani 1.31.50 ile 1.30 aralığında gider gelir. Fakat eğer faiz indirim kararı çıkarsa euro dolar paritesinde sert bir hareket olur. İşte orada ben alım öneririm. Tam orada long pozisyon açılmasını öneririm. Eğer tersi olursa faizi indirmezse çok sert bir artış olur euro dolar paritesinde. Şöyle söyleyeyim, faizi indirirse önce sert bir aşağı hareketi olup sonra yukarı döner diye bekliyorum. Amerika'daki para politikasının değişmeyeceği varsayımıyla. Bunun tersi olursa faiz yükseltir, pardon faizi hiç değiştirmezse zaten kafadan 1.32-1.32.50'ye gider. Her iki halde de ben yükseleceğini düşünüyorum ve teknik de buna müsait. Teknik olarak da burada çok önemli destekler var 1.30 seviyesinde. 1.30'un altını test etti. Adeta bizim endeksin 76.000'in altına gelip de test etmesi gibi burası 1.30.50'nin. Ben buralardan aslında long pozisyon açılıp rahatlıkla 1.32.50'den pozisyon satışa bulabileceğini düşünüyorum. Ama tabii stop koymak lazım. Stop da 1.30 seviyesi. Yani 1.30'un altında bir düşüş olursa o zaman anormal bir şey oluyor demektir. Ve şey yapmak lazım. Stop yapmak lazım. O zarara katlanabilecekler alsınlar. Altına hiç dün bakmamıştık. Evet. Altında bugün itibariyle grafiğe baktığımızda şu an altın grafiğini veriyorum. Dikkat edersen burada altın 1798 1800 dolar seviyelerinden 1555 dolara kadar geriledi. Güney Kore Merkez Bankası'nın altın haberi aldığı haberi var bugün. Buna rağmen altın sürünüyor. Ve altındaki temel faktörün özellikle ekonomik büyüme başladığı için ve işsizlik de azalacak Amerika'da. Dolayısıyla yeni QE'ler yok. Yeni QE'ler yok. Parasal genişlemede erken bitecek diye bir endişe yaşadı altın. Bundan sonra altında bizim bekleyeceğimiz hareket barış tamamıyla şey. Yani şu 1625 dolarla ben bu görüşümü değiştirmiyorum. Yani daha önce de bu görüşü söyledim. Yaklaşık bir aydır hatta neredeyse iki aydır altından bir şey beklemeyin diye uzun zamandır söylüyoruz. Yani bu şeyde ve o da yani 1700'den 1720'den beri söylüyorum ben bunu. Bu seviyelerde özellikle aşağı yukarı aşağı yukarı bu aralıkta sıkışacak altın. Hı hı. Eğer 1550'yi aşağı 1525'i de aşağı kırarsa orası tehlike. O zaman zaten 1400'e kadar düşebilir. Şu an altını yukarı götürecek hikaye maalesef yok. Altın yatırımcısı için maalesef diyorum.
Fakat şunu da özellikle söyleyeyim. Yılın ikinci yarısında enflasyon baş kaldırdığı anda altında da yeniden hareket başlayacaktır. Yani enflasyonun uluslararası küresel çapta başladığını görmemiz lazım. Şu an hala reel faizler negatif olduğu için Amerika'da altın çok fazla düşmez. Fakat burada uzun süre yatay gider. Bak şurayı bir daha göstereceğim. Nasıl ki şu bölgede böyle yatay sıkışık kaç ay gitti? 3-4 ay gitti yani bu kanal içerisinde. Ben de bu kanalın içerisinde en az bir 2-3 ay bu kanal içerisinde gideceğini, hatta belki 1500'ün altını da test edeceği günler olacağını düşünüyorum. Evet hocam, şimdi altında ilgili farklı sorular, yorumlar da var ama pek çoğuna aslında yanıt verdiniz. Bir yorum şöyle, onu da söylemiş olayım. Mehmet Cengiz Özgöz diyor ki altına ne oldu da 2000 yılından bu yana 253 dolar onstan 1950'lere gitti. Hatta 300 onslardan İngiltere, Amerika, bazı Avrupa ülkeleri, Çin, Hindistan merkez bankaları her hafta borsaya altın satacaklarını taahhüt ettiler. Şimdilerde ise alacaklarını söylüyorlar. Bunlar normal değil yorumunu yapmış o. Dünya altın tröstleri altını topladıkları zaman fiyatı düşürdüler, sattıkları zaman yükselttiler demiş. Onun yorumunu da aktarmış olalım. Bu arada webinarla ilgili bir takım sorular geliyor. Dün akşam bir sıkıntı mı oldu hocam? Bazı ya şöyle oldu. Yani ben onu açıklayayım. Şimdi webinar yayınını tümüyle kaydettim. Evet. Kaydettikten sonra şöyledir. Webinar programını kapattığın anda, kaydı durdurursun önce. Kapattığın anda otomatik olarak sistem kendisi rendering yapmaya başlar. Yani o yaklaşık 2 saate yakındı. 1,5 saatin üzerinde bir yayın oldu o. Rendering yapmaya başlar ve bu 3 saatte biter. Genellikle 2 katı sürede biter webinarın şeyi. Şimdi ben dedim ki sistem zorlanmasın, diğer programları kapatayım, daha rahat webinar renderingini yapsın dedim. Tam orada PowerPoint'i kapatırken Escape tuşuna bastığım sırada meğer webinarın şeyinin Escape'e basmışım ve cancel oldu. Yani renderingi yapmadı. Yani ilk bir dakikayı render teknik etti. Teknik bir problem yaşandı yani. Evet, render ettik, yapmadı. Bunun üzerine tabii başından aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü bir önceki webinarı kaydetmeyi unutmuştum. Hani bu şöyle oluyor Barış. Webinarı bir izlesen tamamıyla yatırımcının hani bilgilenmesine yönelik, finansal okuryazarlığını arttırmasına yönelik bir webinar. Neye bakıyoruz, niye bakıyoruz? Bunları çok ayrıntılı anladım. Excel dosyaları hazırlamıştım. Fakat korkmasınlar. Neyse o kaydı özetiyle birlikte tekrar yapacağım. Yalnız web sitesinde şey olarak açıkladım. Yarın yani perşembe akşamı bu yayını yapacağım dedim ama çok da bana kendi mailime mail gelmiş. Hocam yapmayın ne olursunuz, Fenerbahçe'nin o gün maçı var. O gün webinar yapmayın diyorlar. Şimdi belki o saati değiştirebilirim. Belki de hani yaparız videosunu koyabiliriz. Ama bilmiyorum, belki saati değiştirebiliriz. Hocam siz varken Fenerbahçe'nin lafı mı olur yani? Şimdi Fenerbahçe'nin maçı olsa ne olur? Webinar varken değil mi? Şimdi son bir soru daha sorayım. Bir 2-3 dakikamız var. Bu arada izleyicilerimizden bugün sağ olsunlar güzel mesajlar da geliyor. Onu da söylemiş olayım. Teşekkür ediyoruz sizlere. Muhittin Ay diyor ki Cem Taş diye bir şirket var. Hocam şimdi hani evet, bu tip sorular geliyor zaman zaman. Bu örnek üzerinden yürüyelim. Hani şirket ismi çok önemli değil belki ama ilk 9 ayda 11 milyon kar açıklıyor. Daha sonra 12 ayda 14 milyon zarar yazıyor. Bu nasıl olabilir demiş. Demek ki son Eylül'den sonraki Ekim, Kasım, Aralık'ta 15 milyon zarar yazmış demek ki. Evet. Yani bu olabilir. Ama şöyle düşünmemek lazım. Şimdi tabii ki sorudan hemen şunu anlıyorsun. Şirket sahipleri acaba bir şey mi var orada? Bir şey mi yaptı? Kar eden şirketi zararda mı göstermek istediler? Bunların tamamını oturup incelemek gerekiyor Barış. Sebeplerine bakmak gerekiyor. Şu an ezbere bir şey konuşmuş olabilirim. Fakat hani beklenmez. Yani ilk 9 ayda sen 11 milyon kar edeceksin. Hı hı. Arkasından 12 aylık bilançoda da tak diye 4 milyon zarar açıklayacaksın. Bu beklenmedik bir şeydir. Çok olağanüstü bir şey olması lazım. Böyle durumlarda şirketlerin yaptığı bir hata var bence. Amerika'da asla böyle olmaz. Yani şöyle, şirket eğer finansallarında çok anormal bir değişim olacaksa önceden sinyallerini verir piyasaya. Yani sonra yatırımcısını üzmemek, şaşırtmamak adına. Ben bu kültürün Türkiye'de de yerleşeceğini düşünüyorum. Özellikle de şunu söyleyeyim. Bizim bu her şirketin analizini yaptığımız, şu an ekiple birlikte yapıyoruz. Hı. Bak onlar çıktıktan sonra ne yapıyoruz biliyor musun? Raporu yazıyoruz, önce şirkete gönderiyoruz. Kardeşim senin itiraz edeceğin bir nokta var mı? Bizim yanlış bildiğimiz bir şey var mı diye. Sonuçta
Onlar bakacaklar ve kendilerini disipline etmek zorunda kalacaklar. Çünkü bir şirket var mesela. Bütün karı dışarıda bırakıyor. Hı hı. Yani yurt dışındaki şirkette kar kalıyor. Buradaki yatırımcısına kuruş yedirmiyor. Onu da açıkça yazacağız. Yani onlar da bu bir sivil denetim mekanizması gibi olacak. Evet. Böylelikle yatırımcı da bilsin onu. O da öyle gizlemesin. Onu en azından önemli hocam. O adım önemli. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Süremizin sonuna geldik bugün de. Yarın sabah yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Koza Altın paranın rotasını sundu.